Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf coğrafya dersinin konu anlatımına adım 10. Türkiye'de sanayi ve hizmet sektörü konumuzla devam ediyoruz. Sistemimize giriş yapalım. Coğrafya dersini seçelim ve adımımızın bulunduğu konuya doğru git yapalım. Şimdiki konumuz adım 10. Nedir adım 10? Türkiye'de sanayi ve hizmet sektörü. Sanayi arkadaşlar, endüstri. Son yıllarda üniversite sınavı tarafından da kullanılan bir terim endüstri. Sanayi, ham maddeleri, ham işlenmemiş maddeleri mamul madde işlenmiş haline getirmek için gerçekleştirilen üretim ve bu üretimde kullanılan araçların bütününe denir. Hani biz öğretmenler bazen hani sanayi, endüstriyi öğrencilerimizin bildiğine düşünerek direkt böyle dalış yapıyoruz. Önce sanayi üretim, yani üretim bir fabrikada veya bir ürünü üretiyorsun, başka bir şeye çeviriyorsun. İşte bu demek. Şimdi Türkiye'nin sanayinin kurulması için gerekli şartlar nelerdir sanayinin istedikleri? Görüyorsun burada bir sanayi tesisi koymuşuz. Aman Allah'ım, değil mi? Ham madde, işlenmemiş madde. Bir fabrikanın ham maddeyi kullanarak ham maddenin işlenmesi lazım. Ham maddenin bol bulunduğu bir yerde o sanayi kolu gelişmişse sanayi kuruluşunun yer seçiminde en fazla ham madde etkili olmuştur. Yani arkadaşlar bir sanayi fabrika gitmiş üretim yapılan yerin ürünün yanında kurulmuşsa, onunla ilgili kullanım yapıyorsa bu ham maddeye yakın kurulmuş diyoruz. Ham maddeye yakın kurulan sanayi kuruluşlarına örnekler vereceğiz mesela şimdi burada. Sizin için hazır, ben hepsinden aşağı yukarı derledim. Yani sadece gıda olarak değil. Unlu mamuller. Un buğdaydan yapılır. Buğday nerede? Konya, Karaman, Aksaray. İç Anadolu'da buğday yaygın. Et, süt neyden yapılır? Hayvandan. Kars, Ağrı, Van, Edirne. Şimdi Edirne'de besicilik yalnız diğerlerinden farklı. Hayvancılığın yaygın olduğu yerler. Besi, yani kapalı mekanlarda daha önceleri anlatmıştım. Ayçiçek yağı Trakya'da yapılıyor. Ayçiçek yapıyor. Zeytinyağı Ege bölgesi. Marmara'da da var tabii ki de. Marmara'nınkiler genelde yemekliktir. Çay fabrikası kurmak istesen, sen şimdi şöyle düşüneceğiz arkadaşlar bunu. Sen ya fabrikatörsün, cebinde para dolu, fabrika kuracaksın. Nereye kurarsın buna mesela? Çay fabrikası kuracaksın. Çaya, Rize'ye gidersin abi, değil mi? Konya'ya çay fabrikası kursan ikinci gün, ikinci yıla iflassın. Fındık kursan Giresun Ordu'ya, fındık üretimi yaygın. Kağıt fabrikası ormancılıkla ilgilidir. Bakın unutma, kıyılara yakın. Mersin, Dalaman, Sinan, Kastamonu, Zonguldak. Özellikle Batı Karadeniz'e geçmiş. Konserve. Arkadaşlar konserve, biliyorsunuz sebze, meyve, işte hayvancılıklarda da konserve var ama daha çok sebze, meyve konservesi. Peki sebze, meyve nerede yetiştiriliyor? Kıyı, Marmara, Ege gibi sebzeciliğin yaygın olduğu. Pamuklu dokuma Gaziantep, Urfa, Adana. Çünkü buralarda pamuk üretiliyor. İpekli dokuma Bursa. İpek böcekçiliği yapılıyor. Petrol Batman'da çıkarılıyor. Onun için tütün için İzmir, Manisa, Samsun, Bitlis tütün üretiliyor. Halı, kilim, battaniye dokumacılığı. Şimdi burası biraz ilginç gelebilir. Yani bazı soru, üniversite sınav sorularında da var. Halı, kilim, battaniye gibi dokumacılık ürünleri arkadaşlar. Herekebün, yani Sivas, Uşak, Gördes gibi yerler. Küçükbaş hayvancılık. Çünkü onların arkadaşlar dediğimiz gibi derileri falan, tüyleri falan var ya. Ondan dolayı, tüylerinden dolayı hani bir bağlantıyla orada kurulan tüyleri işlenerek halı, kilim, battaniye gibi ürünler elde ediliyor. Şimdi bitki kutsuzluğunu da sizin için özet yaptım. Ham maddesi bitki olan sanayiler, kağıt, orman yani sigara, pamuk ve kereste gibi şeyler. Ham maddesi bitki. Hayvan olanlar, ipekli dokuma, ipek böceği çünkü hayvancılık, deri yine hayvanın, büyükbaş hayvanın. Yünlü dokuma yine hayvanların yünü. Ham maddesi hem bitki hem hayvan. O mesela konserve, balık veya sebze. Balık bir hayvandır değil mi? Hayvansal bir ürün. Onun için ilaç orman veya bazı hayvanlardan elde ediliyor. Toprağa dayalı ham maddesi toprak ürünleri olan çimento, seramik, kiremit, tuğla, çini, cam. Bunlar arkadaşlar, cam da diyebiliriz buraya. Bunlar toprağa dayalı. Ulaşım sanayinin olmazsa olmazlarından. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ulaşım çeşitlerini. Sanayi kuruluşlarının dağılımında oldukça etkili. Bakın ulaşımı hiç unutma. Ulaşım, sanayi kardeştir. Bunları ayırmak olmaz. Sanayinin geliştiği yerlerde mutlaka ulaşım iyi olmalıdır. Doğu Anadolu'da yükselti, Akdeniz ve Karadeniz'de paralel uzanan sıra dağlar ulaşım ve sanayiyi olumsuz etkiler. Batı'da özellikle Marmara ve Ege'de sanayinin gelişmesinde ulaşımın gelişmiş olması, İstanbul ve İzmir gibi limanların varlığı etkili olmuş. Bazı fabrikalar ham maddesi ve enerji yakınında olmadığı halde ulaşımın iyileştiği yerlerde kurulmuş. Burayı hiç unutmayın. Bak şimdi örnekte hemen çaktık ortaya karışık. Şimdi arkadaşlar yanında hiç şey yok. Bunu anlatırken de söylemiştim. Yanında hani o ürünü ait bir ürün yok. Mesela işte İskenderun'da demir çelik fabrikası var. İskenderun Hatay'da. Hatay'da demir de yok, kömür de yok. Ama İskenderun limanı var ondan dolayı. Dışarıya satış, alış falan. Samsun'da bakır işleme. Samsun'da bakır yok.
Ama Samsun Limanı var. İzmit, İpraş, Ataş, Mersin, Ala bunlar petrol rafinerileri. Burada ham petrol çıkarılmıyor. İthal edilen ham petrol limanlarda işleniyor. Ki Orta Anadolu, burada limanlarda kelimesi biraz şey olmuş. Orta Anadolu'da silah fabrikası. Uyarı kısmında Türkiye'de sanayi tesisinin dağılışında en çok etkili olanlar ham maddeyle ulaşım olmuştur gençler. Ham maddeye yakın ya da ulaşıma yakın kurulmuştur. Yolların üzerinde kurulmuştur. Peki şöyle genel bir bilgi de vereyim size. En ucuz ulaşım yolu nedir arkadaşlar? Hani hangisidir en ucuz ürünleri taşımada? Evet, arka sırada. Evet, söyle yavrum söyle, korkma. Evet, sen. Evet, sen. Aynen. Ha, ne dedin? Deniz yolu. Ha, doğru. Deniz yolu. Evet gençler, en ucuz ulaşım denizdir, gemi ulaşımıdır. Enerjiye devam edelim. Sanayi tesisindeki makinenin enerji tüketimi fazla olduğu için bazı sanayi tesisleri enerjiye yakın kurulur. Özellikle demir çelik. Unutma bunu. Şimdi demir çıkarılan yere değil de kömür çıkarılan alanlara kurulur. Çünkü kömürün taşınması maliyetli olduğu için kömüre yakın kurulur. Örnekleri verdik burada. Karabük ve Ereğli'deki demir çelik fabrikaları. Şimdi burada demir Sivas ve Malatya'dan demir yoluyla geliyor. Buradan çıkarılan kömür ile işleniyor. Enerjiye yakın kurulmuş. Somanya, Tahran, Afşin, Elbistan termik santralleri Ege bölgesinde enerji kaynağı olan lignite yakın kurulmuş. Ülkemizin batısında Çeşme, İzmir, Alaçatı, Çeşme. İzmir, Çeşme, Alaçatı. Rüzgar potansiyeli fazla olduğu için buraya yakın kurulmuş. Hidroelektrik akarsu üzerine kurulmuş. Jeotermaller fay hatları ve sıcak su üzerine kurulmuş. Yani enerjiye yakın kurulmuş diyoruz. Şimdi pazarlama. Arkadaşlar pazarlama nüfus demek. Yani nüfusa yakın, pazara yakın. Pazara yakın demek cumartesi günü demek değil yani. İğrenç bir espri oldu. Tamam sustum arkadaşlar. Pazara yakın yani insanların pazarlayabileceği nüfusa. Bazı sanayi tesisleri tüketimin fazla olduğu pazara yakın kurulur. Büyük şehirlerde mesela ilaç kim hasta oluyor? İnsanlar. O zaman ilaç fabrikası İstanbul gibi büyük kentlere. Otomotiv kim alıyor? Şu nüfus fazla insanlar alıyor. O zaman alım gücü yüksek büyük kentler. Beyaz eşya, makine, dokuma, tekstil, değil mi? Kümes hayvancılığı, besicilik. Bunlar daha çok büyük şehirler çevresinde kurulmuştur. Pazara yakın. Yani cumartesi. Bu. Tamam. Evet arkadaşlar. Pazara yakın. Yani pazartesi de olabilir. Değil mi? Pazara yakın. Bursa, İstanbul, Adapazarı, İzmir otomotiv fabrikaları pazara yakın kurulmuş. İstanbul'da ipekli, yünlü, pamuklu dokuma, ham maddesi İstanbul'da yok. Mesela İstanbul'da arkadaşlar ipek mi var, yün mü var, hayvan mı var, pamuk mu var? Yok. Marmara'da süt ürünleri sanayisi pazara yakın kurulan tesisler. Sermaye, aman Allah'ım para. Her şeyin başı para. Türkiye'de sanayinin temel problemi. Sermaye yetersizliği sanayide yabancı ortaklıklar kurulmasına. Mesela özellikle otomotiv veya maden aramaları yabancı ortakla yapılıyor. Adamın para, koskoca şirketin parası yok mesela, değil mi? Mesela Türk bir şirketle yabancı bir şirket birleşiyor. Yani bir Türk arabası yok şu anda. Yani onu gerçi o şeylere girmeyelim. Yani orada başka ürüne neyse. İş gücü. İş gücü Türkiye'de çok iş gücü var da nitelikli iş gücü yok. Nitelikli yani yetişmiş iş gücü yok. Yani adama diyorsun ki hani iş gücü var ama ne iş olsa yaparım. Yani işte bana şurayı sil, bana çay getir de, şöyle yap de, var öyle var ama nitelikli. Yani ben makineden anlarım hocam, ben şu işi yaparım hocam, şirketin şu durumuna getiririm. Ha, eğer nitelikli, kalifiye iş gücü artıyorsa ihtiyaç olarak sanayi gelişiyordur. İklim de elverişli olursa yer seçimini etkiliyor. Türkiye'de organize sanayi bölgelerine baktığımız zaman da organize yani 250'ye yakın organize sanayi bölgesi vardır. Yüzü aktif olarak faaliyet gösteriyor. Organize sanayi bölgelerinin kurulmasında düzenli bir kentleşme. Yani sanayi belli bir yerde belirli iş yapıyorsun. Sanayi falan daha düzenli ve sistemli bir şekilde devamını sağlıyorsun. Aynı sanayi koluna hizmet veren fabrikaları bir araya getirerek kaliteyi artırmaya başlıyorsun. Yani belli bir alanda topluyorsun. Arkadaşlar geçelim. Devam ediyoruz. Ben artık yani bunları çözmeyeceğim. Çünkü yani çözmeyeceğim derken hani konuların uzun olduğu zamanlarda çözmeyeceğim. Hani isteyerek çözmeme değil yani. Hani sizlere daha yani çok ders anlatımıyla zaman ayırabilmek için. Bunların çözümleri var kitabımızda zaten. Türkiye'de sanayi kollarının dağılımına baktığımız zaman en önemli sanayi kolları şöyle genel bir giriş yapalım. Otomotiv. Arkadaşlar çok ilginç demeyelim de çok şaşıracaksınız. Türkiye'nin en çok sattığı ürün grubu otomotiv yedek parçalarıdır. Aman Allah'ım şok oldunuz değil mi? Şok oldunuz mu? Olun bakalım hadi. Türkiye'de arkadaşlar en çok dışarıya satılan ürün grubu otomotiv yedek parçalarıdır. Tekstil en çok gelişen ve işçi çalışan sanayi kollarındandır. Gıt gıt gıda en fazla gelişen işçi çalışan sanayi kollarından. Elektrik, elektronikte çok iyiyiz.
Öyle demeyin, bakmayın hocam nasıl yani falan demeyin. İyiyiz, makine, petrokimya, geliştiğimiz sanayi kolları. Otomotiv, bak burada yazdım. Ülkemizin en fazla ihracat yaptığı sektördür. Tekstil en gelişmiş sanayi kollarından biridir. Şimdi gelelim, peki en yaygın, hani hemen hemen her yerde var. Besin, gıda, çimento, dokuma tekstil. Bunlar Türkiye'nin her yerinde aşağı yukarı vardır. Neden yaygın? Ham maddesi yaygın ve kolay temin ediliyor. Yani besin, gıda zaten Türkiye'nin her yerinde sebze, meyve veya işte ne bileyim diğer ürünler yetişiyor. Çimento, taş, toprak Türkiye'nin her yeri öyle. Dokuma tekstil, pamuk temel tüketim mallarıdır ve fazla teknoloji gerektirmiyorlar. Sermaye mesela aile şirketiyle adam tekstil atölyesi kurabiliyor. Amcası, kendisi, karı, çocuk yani eşleriyle, çocuklarıyla birlikte. Hadi bakalım. En az gelişenler neler? Metalürji, madenle dayalı, ilaç, kozmetik, boya, kağıt bunlar. Kağıt! Şaşırdınız değil mi? Kağıt! Türkiye dışarıdan kağıt alır. Yani de çok alır. Öyle düşünün. Tamam. Gübre gibi kağıt alır. Ham maddelerin dışarıdan alınması teknoloji sermaye gerektiriyor. Bilimsel araştırmalara dayalı. Biz de bilimsel araştırma hak getire. Devam ediyoruz. Bu Kastamonu'yu niye buraya götürmüştünüz biz ya? Şuraya olması lazım. Kastamonu'nun Karadeniz'in içine gitmiş. Kastamonu, Taşköprü. Bunlar kağıt fabrikaları. Zonguldak, Çaycuma, Giresun, Aksu. Buralar genelde Karadeniz'de olmakla birlikte Balıkesir, Afyon'da Çay, Muğla, Dalaman, Mersin, Taşucu. Burada kağıt fabrikaları var. Genelde kıyılar. Bir tek Afyon içeride değil mi herhalde buradakilerden? Şimdi gençler, demir çelik fabrikaları, bunu da bilmemiz lazım. Ereğli, Karabük, Kırıkkale, Sivas, İskenderun ve İzmir. Zaten arkadaşlar bunları yani bayağı bir söyledik. Buralar hani önemli sanayi kollarının yerlerini göstermeye çalıştım burada. Sigara fabrikası Samsun'da tütün, İstanbul'da pazara yakın. Yani burada nüfusun fazla olması ile ilgili. Manisa, İzmir'de var. Yine Tokat, Malatya, Bitlis, burada Adana, Malatya buralarda var. Otomotiv genelde büyük şehirlerin nüfusun fazla olduğu yerlerde İstanbul, İzmit, Bursa. Ki Bursa Türkiye otomotiv sektörünün can damarıdır. Türkiye'de üretilen otomotivin yarısından çoğu Bursa'da üretilir gençler. Onun için Bursa önemli bir sanayi, otomotiv sanayisi özellikle. Adapazarı, Eskişehir, Aksaray, Adana, İzmir'de de otomotiv fabrikaları var. Gelelim son kısma, Türkiye'de hizmet. Hizmetler her yerde, hizmetlerimiz her yerde, hizmetler önemli. Hizmetlerden ayrılmak yok. Türkiye'de hizmet sektörü dediğimiz zaman arkadaşlar ülkenin gelişmiş düzeyi sektörlerdeki istihdam yani iş olanına ve milli gelirlik paylarına göre değerlendirilir. Ülke bize hizmet sektörü başta olmak üzere sanayi ve tarım sektörü bu sırayı takip eder. Hizmet sektöründe ise istihdam edilen nüfus en fazladır. Türkiye'de arkadaşlar şu anda en fazla nüfusun çalıştığı sektör hizmettir ki bu da Türkiye'nin gelişmiş olduğunu, gelişmeye doğru gittiğini gösteriyor. Şimdi Türkiye'de, ha bak burada yazdım onu, çalışanların en fazla olduğu sektör 1 hizmet, 2 sanayi, 3 tarım. Şu anda hizmet ilk sırada ki gelişmiş ülkelerde de böyledir. Yani gelişmiş ülkelerde nüfusun en fazla çalıştığı sektör hizmettir. Peki hizmet nedir? Eğitim hizmetleri, okul, dershane, sağlık hizmetleri, hastane, eczane, mali hizmetler, haberleşme, dağıtım, ulaşım, turizm, seyahat, kargo, ulaştırma, lojistik, meslek, uzmanlık gerektiren hukuk, muhasebe, bilgisayarla ilgili hizmetler, emlak ve reklam danışmanlık hizmetleri. Bunlar hep hizmet sektörüdür ki arkadaşlar bir ülkenin gelişmişliğini belirleyen en önemli faktör nüfusunun hizmetteki çalışma oranıdır. Bir ülke nüfusunun en çok çalıştığı sektör hizmetse o ülke en gelişmiştir ki Türkiye'de de şu anda hizmet birinci, sanayi ikinci, tarım son sıradadır. Evet arkadaşlar böylece konumuzu bitirmiş oluyoruz. Bu adımımızda da Türkiye'de sanayi ve hizmet sektörlerini görmüş olduk. Yani bu konumuz zaten daha önceki konularımızın da şöyle genel bir toparlaması şeklindeydi. Ve böylece arkadaşlar konumuzu bitiriyoruz. Hepinize iyi çalışmalar.